Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta içerisinde Samsung One UI arayüzü bulunan tüm Galaxy akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz 12 süper özelliği sizler için bir araya getirdim. Önceden paylaştığım Android 12, diğer One UI ipuçları veya Android akıllı saat incelemeleri gibi linkleri merakları için kartlara da ekledim. Bence bölümden sonra mutlaka göz atın derim, pişman olmazsınız. Samsung Galaxy telefonlarının bazı modellerinde bulunan ve Türkçe dil desteği bulunmadığı için hiçbir işimize yaramayan Bixby tuşuna farklı işlevler atayarak uygulamaları açabilir veya istediğiniz komutları çalıştırabilirsiniz. Bunun için önce ayarlar, gelişmiş özellikler ve en tepedeki Bixby tuşu menüsüne giriyoruz. Sonra da yıllardır bir türlü sevemediğim Bixby özelliğini maalesef aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu aşamada seçenekler arasında yer alan istediğiniz özelliği ya düğmeye çift basarak ya da bir kere basarak çalıştırabilirsiniz. Yani kullandığım Galaxy S10e modelinde iki seçenekten biri mutlaka Bixby olmak zorunda. Ben çift basımda Bixby'yi kullanırken tek dokunuşta sık kullandığım uygulamalardan biri olan YouTube'u açmayı tercih ediyorum. Bu arada bazı yeni modellerde sanırım Bixby tuşu yerine bu özellik yan düğme olarak geçiyor. Dolayısıyla Bixby tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Bixby'yi tamamen kapatabilen şanslı takipçilerim yorumlardan istediği emojiyi paylaşarak kendini belli etsin lütfen. Beni çok da fazla rahatsız etmemekle beraber bazıları özellikle video seyrederken veya oyun oynarken kamera silüetinden rahatsız olabiliyorlar. Açıkçası ben ortalamaya göre ekranı küçük sayılan bir telefon kullandığım için buradaki alanın daha da küçülmesini istemem. Ama özellikle büyük ekranlı modelleri kullananlar kameranın görünmemesini isterlerse bu durumda ayarlar, ekran, tam ekran uygulamalar menüsünün en altından kamera silüetine girebilir. Böylelikle bu alanın siyah bir çubukla kapanmasını istediğiniz YouTube, PUBG veya Google TV gibi uygulamaları seçerek çıkan sekmeden kamera silüetini gizle seçeneğine basabilirsiniz. Artık seçtiğiniz uygulamayı her açtığınızda üst bölüme siyah ve ince bir şerit çekerek ekranın alanını küçültecek ama karşılığında gözünüz kameraya takılmamış olacak. Bu arada sadece 2 saniyenizi alacak basit bir abone olma işlemi sizin için son derece önemsiz olabilir ama benim için emeklerimin karşılığı ve kanalın daha da büyüyerek daha fazla kişiye ulaşabilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle kanala henüz abone olmayanlar aşağıdaki düğmeye basabilirse çok sevinirim. Ek olarak videoya bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Özellikle bazen gereğinden fazla kalabalık olan bildirim panelini tek tek silmek yerine kısa yoldan hepsini temizlemeye basarsanız ama tam da bu aşamada önemli bir mesajı veya haberi görürsünüz ama hiçbir şey yapamazsınız ve bu işlemi de geri alamazsınız. Hepimiz mutlaka benzer deneyimler yaşamışızdır. Yeni sürümle beraber ayarlar, bildirimler, gelişmiş ayarlar sekmesinden bildirim geçmişini açarsanız hızlı panele gelen tüm mesaj veya bildirimleri silseniz bile buradan tekrar ulaşabileceksiniz. Hatta işin en güzel tarafı WhatsApp'tan gelen mesajı karşı taraf silse bile içeriğine yine buradan ulaşabileceksiniz. Ama lütfen dikkat, bu özellik fabrika ayarlarında kapalı geliyor. Yani mutlaka girip manuel olarak kendiniz açmanız gerekiyor. Yine bildirimler menüsüyle devam edersek, kısa açılır pencere ayarları sekmesinden Edge aydınlatma tarzı ile gelen bildirimlerinizin ekranda daha güzel efektlerle görünmelerini sağlayabiliyorsunuz. Efektler sekmesinden harika stiller seçebilir, renklerini değiştirebilirsiniz. Ama benim en büyük şikayetlerimden biri gelen bildirimlerin ekranda fazla kısa durması, dolayısıyla çoğunu kaçırmam. Bu nedenle öncelikle bu seçeneği uzun olarak belirledim. Anahtar sözcüğe göre renklendir menüsündense bildirim renklerinin önceden belirleyeceğiniz anahtar kelimelere göre renk değiştirmelerini, yani daha fazla dikkat çekici olmalarını sağlayabiliyorsunuz. Sürekli açık ekran her ne kadar bayıldığım bir özellik olsa da pil tüketimini arttırdığı için sürekli kullanmamayı tercih ediyorum. Bir başka sıkıntımsa bildirim geldiğinde telefonum yanımda değilse ekranın açılıp kapandığını fark etmiyor. Dolayısıyla yine önemli olabilecek mesajları kaçırabiliyorum. İşte sıradaki ipucumuz bu iki sorunun üstesinden gelebilecek kadar güçlü. Bunun için sürekli açık ekran özelliğini ayarlar, kilit ekranı, Always On Display menüsünden sadece yeni bildirimler aldığınızda olarak işaretlerseniz hem sürekli açık kalarak pil tüketmemiş olacak hem de yeni bir bildirim geldiğinde bunu ekrandaki simgelerden de anlayabileceksiniz.
Bildirimlere girip okuduktan sonra da sürekli ekran özelliği sonraki bildirimler gelene kadar da kapalı olarak kalmaya devam edecektir. Bence süper bir çözüm. Siz ne dersiniz? Pil demişken uzun zamandan beri gelmesini beklediğim bir başka özellik de batarya belli bir aşamaya kadar dolduktan sonra şarj işleminin kendiliğinden durması. Bunu sağlamak için önce ayarlar, cihaz bakımı, pil menüsüne, sonra da diğer pil ayarlarının en altındaki pili korur sekmesini mutlaka ve mutlaka açmanızı öneririm. Böylelikle özellikle telefonunu geceleri şarj edenler için pil seviyesi %85'e ulaştıktan sonra bu işlem kendiliğinden duracak. Telefonun pilini korumak, dolayısıyla ömrünü uzatmak için bence geç gelen mükemmel bir özellik. Tek üzücü tarafı bu kadar önemli bir özelliğin bulunması, son derece zor bir yere konulmuş olması. Ayarlar kilit ekranı altından Smart Lock menüsüne girerseniz belli yerlerde veya size ait olan akıllı saat veya Smart Tag gibi cihazlara Bluetooth üzerinden bağlıysanız telefonunuzun da ekran kilidi daha kolay açılabilecek. Böylelikle her seferinde parmak izi, yüz tanıma veya şifre girme gibi işlemlerle de uğraşmayacaksınız. Tam telefonunuzda bir işle meşgulken çağrı geldiğinde koca ekranın arama ekranına dönüşmesini istemiyorsanız telefon 3. Ayarlar arama ayarları ekranından uygulama kullanırken arama görüntülenme sekmesine girerek pencerenin tam ekran, açılır pencere veya mini açılır pencere olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle önceden yaptığınız iş bölünmeden telefonunuzu kullanmaya devam edebileceksiniz. Eğer telefonunuzdaki uygulamaların bazen kamera veya mikrofona hiçbir şekilde erişmemesini isterseniz bu işlemi hızlı panelden pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için önce hızlı panelin son sayfasından artıya basıp yukarıda beliren seçenekler arasından kamera erişimi ve mikrofon erişimi sekmelerini buraya eklemelisiniz. Artık istediğiniz zaman hızlı panelden kamera ve mikrofon fonksiyonlarının tamamen kapanmalarını tek tıklama ile sağlayabileceksiniz. Bazen anlık ekran görüntüsünü veya kaydını sadece birileriyle paylaşmak için alırız ama paylaştıktan sonra da galerimizde boş yere alan kaplamaya devam ederler. Benzer durumlarda medya dosyasının telefon tarafından otomatik olarak silinmesini isterseniz de ayarlar, gelişmiş özellikler menüsünden ekran alıntıları ve ekran kaydedici sekmesindeki araç çubuğundan paylaştıktan sonra sil seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Hemen altındaki durum ve navigasyon çubuğunu gizle sekmesini de açarsanız bu durumda kayıt sırasında gereksiz detayların da görünmemesini sağlayabilirsiniz. Eğlenceli bir başka özellik eski bölümlerde de paylaştığım arama arka planı olarak favori videolarınızın istediğiniz bir bölümlerini ekleyebilmek. Bunun için galeriden istediğiniz videoyu seçip önce 3 noktadan duvar kağıdı olarak ayarlaya basıyor, sonra da aşağıdaki arama arka planına basıyorsunuz. Buradan ister videonun sadece belli bir bölümünü seçebilir, isterseniz de videonun sesini zil sesi olarak bile kullanabiliyorsunuz. Açılır pencere veya bölünmüş ekran modunu sadece destekleyen uygulamalarda kullanabiliyoruz. Eğer bu özelliği tüm uygulamalarda kullanmak isterseniz ayarlar, gelişmiş özellikler menüsünden Labs'e giriyoruz. Buradan da tüm uygulamalar için çoklu pencere sekmesini açıyoruz. Böylelikle örnek olarak bu özellik kapalıyken Instagram gibi uygulamalarda görünmeyen sekmenin belirmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet, umarım bölümde bahsettiğim özellikleri beğenmişsinizdir. Sizlerin de tavsiye edebileceği benzer seçenekler varsa lütfen yorumlardan belirtin. Son olarak bölümü buraya kadar izleyenlere teşekkür ederken ek olarak videoya bir beğeni ve yorum da süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknoloji içeriklerinde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. İki seçeneklerden birisi Allah Allah. Kamera silüetini alacak basit bir abone olma işlemi abonesinden Smart Lock menüsünü arama arka planına basıyoruz. Eğer bu özelliği tüm uygulamalarla